أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Cumanız mübarek olsun aziz müminler. Allah'ın yarattığı aylar, günler, geceler arasında çok kıymetli kazanç mevsimleri vardır. Halen İçinde bulunduğumuz Muharrem ayı da müminlerce ganimet ve fırsat bilinmesi gereken kıymetli bir zamandır. Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem, ilahi bereketin, huzur ve güvenin başlangıcıdır. Kıymetli Müslümanlar, Muharrem ayı, savaşmanın haram kabul edildiği 4 aydan biridir. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Doğrusu Allah'a göre ayların sayısı Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına uygun olarak 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte doğru olan hesap budur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Ramazan ayından sonra en kıymetli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur hadisi şerifiyle bu ayın manevi bereketine işaret etmiştir. Muhterem kardeşlerim, önümüzdeki hafta Perşembe günü idrak edeceğimiz Muharrem ayının 10. günü Aşure günüdür. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Aşure günü tutulan orucun bir önceki yılın günahlarına kefaret olmasını Allah'tan ümit ediyorum buyurmuş. Aşure gününe Muharrem ayının 9. veya 11. gününü de ekleyerek 2 gün oruç tutmayı müminlere tavsiye etmiştir. Kıymetli Müslümanlar, Aşure günü aynı zamanda tarihimizde ve hafızalarımızda derin bir hüzün ile var olmuştur. Bu elim günde sevgili Peygamberimizin torunu ve Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın gözünün nuru olan Hazreti Hüseyin Efendimiz, yanındaki 70'ten fazla Müslüman ile birlikte Kerbela'da şehit edilmiştir. Kerbela, Allah ve Resulüne iman edip, Ehl-i Beyt sevgisini gönüllerine nakşedenlerin ortak acısı, yürek sancısıdır. Bu menfur hadiseyi gerçekleştirenler bütün Müslümanların vicdanlarında unutulmamışlardır. Bugün de nice İslam beldesi acı ve gözyaşıyla yoğrularak Kerbela'ya dönmüştür. Kardeşlerimiz zulme uğrarken masum kadın ve çocuklar hayattan koparılırken bizlere düşen Kerbela'yı doğru anlamak ve haksızlıklar karşısında Hazreti Hüseyin gibi bir duruş sergilemektir. Kardeşlerim, Hazreti
Hüseyin, Kur'an-ı Kerim'i ve rahmet peygamberinin sünnetini kendisine rehber edinmiştir. Zulme rıza göstermemiş, adaletsizliğe seyirci kalmamıştır. Kendisine yapılan telkinlere itibar etmeyerek hakkın, hakikatin, huzur ve barışın yeryüzüne hakim olması için yola çıkmıştır. Böylelikle kıyamete kadar bütün insanlığa onurlu bir mücadelenin örneğini sunmuştur. Muhterem müminler, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak, "Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun, başka yollara sapmayın. Sonra onlar sizi Allah'ın yolundan ayırır" buyurmaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bizlere şöyle nasihatte bulunmuştur: "Birbirinizin eksiğini bulmaya çalışmayın. Birbirinizin özel ve mahrem hayatını araştırmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt dönmeyin. Birbirinize kin ve nefret beslemeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. O halde geliniz ırk, dil, mezhep ve meşrep farklılıklarının arkasına sığınarak kardeşliğimizi hedef alanlara, coğrafyamızda yeni kerbelalar yaşanmasını arzulayanlara karşı uyanık olalım. Hazreti Hüseyin Efendimiz gibi iyilerin yanında, kötülerin karşısında olalım. Hakkı ve hakikati ayakta tutalım. İslam'ın aydınlığında buluşarak birliğe ve dirliğe koşalım. Başta Hazreti Hüseyin ve Kerbela'da şehit olan Ehl-i Beyt olmak üzere mukaddesatımız uğruna can veren bütün şehitlerimize selam olsun. Makamları âli, mekanları cennet olsun. Kıymetli kardeşlerim, pazartesi günü okullar açılıyor. Yeni bir eğitim, öğretim yılı başlıyor. Yeni eğitim, öğretim yılının geleceğimizin umudu olan öğrencilerimize, onları yarınlara hazırlayan öğretmenlerimize hayırlar getirmesini Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Cenab-ı Hak çocuklarımıza zihin açıklığı, öğretmenlerimize başarılar ihsan eylesin. Cumanız mübarek olsun. Allah'a emanet olun.